bundan yıllar önce Kaddafi döneminde, o zaman barışın olduğu, doğru iletişim, doğru diplomasi yaptığımız zamanlarda Türk şirketlerinin bölgede ciddi paralar kazandığını, bölgede ciddi işler yaptığını biliyoruz. Devlet olarak da oradan paralar kazandık. Ama şimdi baktığımızda Libya'nın sadece bir kısmına hitap eden bir yönetimle muhatabız. Diğer yönetimi düşman olarak görüyoruz, Hafter tarafını. Ve maalesef bu bahsettiğiniz gibi Sirte ve Cufra kısmı, aslında petrol kaynaklarının da yoğun bulunduğu bölüme giremedik. Oraya girilemedi. Ve siz daha iyi bilirsiniz. Bildiğim kadarıyla da kaynakların olduğu bölgede Cufra bölgesi ve Sirte'ye yakın bölgeler. Bu bir şekilde diplomasinin hırçın ve sert dille yapılmasının sebebi aynı zamanda ekonomiye de yansıyor diyebilir miyiz bu örnekle, Libya örneğiyle? Evet. Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. Bunu biraz açalım. Evet. Ben Libya'da görev de yaptım. Kaddafi döneminde, yani 90-92 yılları arasında. Libya petrolü çok kalitelidir. Sülfür oranı azdır. Jet yakıtı olarak kullanılır ve Avrupa toplam petrol ihtiyacının %40'ını Libya'dan temin eder. Yani böyle de bir konumu vardır. Yani Libya deyip geçmeyeceksiniz. Şimdi Libya'nın 4 trilyon dolarlık rezervi var. Bunun da %60'ı Sirte'dedir. O Sirte'de petrol hilali dediğimiz bölgede bugün Rusların, Rus Wagner askerlerinin yerleştiği bir yerdir. Oradadır. Cufra daha çok askeri anlamda önemli bir yerdir. Cufra'da yine Rusya'nın bir eğit donat tesisi var. Eğer onlar uçaklarla ve hava savunma sistemleriyle desteklenirse hem doğuyu hem batıyı, bütün Libya hava sahasını kontrol edebilecek stratejik bir noktadır. Bir garnizon şehirdir. Şimdi Sirte ve Cufra'nın önemi de bu. Yani yan yanadır bunlar, doğu ve batı yönünde Libya aşağı yukarı yani Bingazi Trablus arasında orta çizgidir. Şimdi bilerek, yani Libya'nın kabile dengesini bilmeniz lazım. Libya'daki bütün taraflarla ilişki kurmanız lazım. Mesela Putin diyor ki bütün taraflarla ilişkim var. Bakın ta ne zamandan beri. Gerçekten de var. Libya'daki yani bütün taraflar, yani dışarıdan gelip müdahil olanlar da, mesela bu petrollerin en büyük üreticisi İtalya'dır, Eni'dir Libya'da. Aynı zamanda ortaklıklar da var. Fransız Total vardır. Rusların işte nüfuz ettiğini söyledim. Bazen Fransızların önlerini açtığını. Şimdi böyle bir yapı içerisinde bir de ayrıca o yani başka dinamikler de var. Büyük güç rekabetinin olduğu Afrika kıtası bakımından, mesela Afrikom, yani Afrika komutanlığı var Amerika'nın. Onun komutanı bazen gelir. Bazen Trablus'ta olur. Aynı zamanda diğer tarafı da ihmal etmezler. Ki o bir başkonsolosun o dönemde öldürülmesine rağmen geçmişte o ilişkiyi ya zaman zaman duyarsınız. İşte 2019'un sonunda işte şöyle bir ziyaret oldu falanla görüşüldü diye. Herkesin ister büyük güç olsun, ister bölge devleti olsun, isterse bölgeyle ilgili olan, İşte Fransa gibi, İtalya gibi tarihten beri ilgilerini kaybetmemiş olan ülkeler olsun, bunların tamamı bütün taraflarla ilişki halindedir. Bir tek bizim dışımızda Macron son döneminde 2019'dan sonra Trablus tarafını biraz ihmal edip tabiri caizse bütün yatırımını Hafter'e verdi. Onda da bir hezimetle karşılaştı. Şimdi öyle ne Hafter'e öyle bir şans tanınır ne başkalarına. Türkiye gibi ülkelerin Libya'da bütün taraflarla ilişkilerini geliştirmesi yarın siyasi süreç sonunda nihai çözümde haklarını koruması için şart olan bir husustur. Sizin söylediğiniz asıl soruya gelince Libya bizim firmalarımız bakımından, taahhüt, müteahhitlik sektörü bakımından bu konuda
tecrübe edindiğimiz çok önemli yerlerden birisidir. Yani Enkaz, STFA, bütün o altyapımız oralardan gelir. Dünya çapında büyük işler almamız, yatırımlar yapmamız, projeleri tamamlamamızın önemli yerlerinden birisi, bu tecrübeyi kazandığımız önemli yerlerden birisi Libya'dır. Şimdi bizim şirketlerin işleri var, yarım kalmış işleri var. Yani bunlar bizim gerçek gündemimiz olmalı. Tahsil edemedikleri alacakları var. Dünya kadar araç, makine parkı vesaire var. Bunun toplamı 25 milyar dolar civarındadır. Hepsi bunun Trablus tarafında değil ki. Veya Sarraç hükümetinin, ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında olan yerler değil ki. Fizan'da çalışanlar da var. Bingazi evet. tarafında çalışanlar da var. Öteden beri de öyleydi. Geçmişte 20, de öyleydi. 25 milyar dolar dediniz. Tabii. Yani toplamı. Yani bu makine parkları filan dahil. Şimdi geçenlerde biz de böyle diplomasi vurgusu, diğer taraflarla ilişkiler, bir yandan da bu biliyorsunuz, siz iyi takip ediyorsunuz gelişmeleri, eminim görmüşsünüzdür. Yani bu buna dikkat çeken bir iki makale, bir iki programda, yani bu şirketlerin bu durumu, yani yazık, bunlar bir yandan teminat mektupları var, bunlar için paralar ödeniyor. Çok büyük problemler var. Bu konu Türkiye'nin ciddi bir çıkarı yani bunların hepsi. Yani sadece bir firmanın sorunu deyip geçemezsiniz ki. Büyük meblağlar, ülke olarak kan kaybediyorsunuz. Bir baktım Ticaret Bakanlığımız, yani böyle bakan imzalı, iki sayfalık bir metin imzalanmış. Bir mutabakat muhtırası, bir mutabakat zaptı. Yani Türkçe'de öyle çevirmişler. Anlayış muhtırası da deriz biz. Mutabakat zaptı da denebilir. Böyle bir memorandum of understanding. İyi dedim, ne güzel, biz de dikkat çekmiştik. Hoşuma da gitti. Çünkü iyi niyetle öneriyoruz. Bizim tarzımız o. Keşke hayata geçirilse, uygulansa ülke yararına, yani kim Türkiye'nin kaybetmesini isteyebilir ki? Hepimiz bu ülkenin güçlenmesini, büyümesini, kalkınmasını, özgürleşmesini, demokrasinin çok daha yüksek standartlara çıkmasını kim istemez? Hepimiz isteriz. Hepimizin ihtiyacı var. Bu niyetle heyecanla okuyayım dedim. Okudum. Emin olun. Yani siz de okuyun. Bulabilirsiniz her yerde. Açık. Özü şu. Firmalar işte iki tarafta karşılıklı sorunlarını birbirleriyle konuşsunlar. Aralarında bir çözüm bulsunlar. Biz de sonra bakalım neler yapmışlar diye. Böyle bir anlaşma olur mu? Bu sorunları çözer mi? Şimdi her yerden duyuyorum. Yani Libya benim için, yani biz görev yaptığımız ülkelerle o şeyi takip ederiz bazen. Bütün diplomatlar da öyle bir zaman, yani sonuçta bulunmuşsunuz. Takip edersiniz gelişmeleri, fikriniz olur. Baktım ben, şirketlerin önemli bir bölümü uluslararası tahkime gitme düşüncesindeler. Yani bütün umutlarını kaybetmişler. Yazık değil mi? Yani bu konularla, yani anlaşma imzaladım. Böyle nasıl olacak bu anlaşma, bir şey çözmemiş ki. Yani ben göremedim içinde. Tekrar okudum. Yani acaba hani satır aralarına da bakayım. Yani biz sonuçta diplomaside anlaşmaları müzakere ederiz. Çerçeveleri belirleriz. Bazen bir virgül için, bazen bir kelime için büyük mücadeleler yaşanır. Diplomasi böyle bir alandır, müzakere masası böyle bir alan. Emin olun, okuyun. Yani okuma yazması olan herkes bu dediğim dışında bir şey anlayamaz. Hadi sorunlarınızı kendi aramızda çözün anlaşması, mutabakatı olmuş. Biz de sonra bakacağız buna diye. Umutlarını kaybettiler yani. Şimdi işte ciddi oturup sorunun özüne inip, ya ortada böyle ciddi bir meblağ var. Burada ciddi mağduriyetler var. Bunlara sahip çıkmak görevim. Ekonomim bu durumda. İnanılmaz ihtiyacım var. Şu süreci iyi yönetim demek lazım. Böyle sadece bir paket, yaldızlı bir paket içine almak sorunu ortadan kaldırmıyor ki. İşte bu konularda daha
sağlıklı, daha ciddi, daha iyi çalışılmış üzerinde çözümler bulmamız lazım. Öyle kolay değil.